senden bir tane daha olsa. Leo çok çalışkan bir çocuktu. Ne kadar çalışırsa çalışsın, işleri bitiremiyordu. Belki de yapılacak işler listesi hazırlamalıydı. Leo'nun yapılacak işler listesi uzadıkça uzuyordu. Tek başıma bütün işlere yetişemiyorum. Keşke benden iki tane daha olsaydı, diye yakındı. Tam o sırada kapı tık 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 çaldı. Leo kapıyı açtı. Gözlerini ovuşturup kırpıştırdı. Karşısında bir Leo daha duruyordu. Yeni Leo yapılacak işler listesine bir göz attı ve "İkimiz bu işlerin üstesinden gelebiliriz," dedi. Ve dediğini yapıp yardımcı oldu. Ama o da yapılması gereken başka işler buldu. İkisine üçüncü bir Leo daha katıldı. Dört kişiye ne dersiniz? Dört kişi müthiş bir takım oluşturuyordu. Hatta belki beş kişi daha iyi olurdu. Ne var ki işler hala bitmiyordu. İşleri düzenlemek için altıncı Leo gruba katıldı. Saatler süren toplantıdan sonra yedinci bir kişiye daha gerek olduğuna karar verdiler. Artık yedi Leo olmuşlardı ama işlerde yedi misli artmıştı. Leo derin derin iç çekerek, "Biraz nefes alabilmek için sekiz kişi olmalıyız," dedi. Sekiz Leo canla başla çalıştı. Acaba dokuz Leo daha faydalı olur muydu? Hayır, bir kişi daha eklensin, on olsun. Hepsi bir anda çalışsınlar. Leo, 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 Leo ve Leo bir an duraksayıp listeyi tekrar gözden geçirdiler. Dokuz Leo birazdan, "Hadi herkes iş başına," diye bağırdı. Durmaya, soluk almaya, dinlenmeye vakit yok. Bu sırada asil Leo çok yorulmuştu. Biraz şekerleme yapmak için usulca uzaklaştı. Leo uyanınca 9 Leo'nun kendisine baktığını gördü. Hepsi birazdan, "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Leo usulca, "Düş görüyordum," dedi. Yine hepsi birazdan, "Yapacağımız işler listesinde düş görmek yok," diye kükredi. Düşün etkisinden kurtulamayan Leo gülümsedi. Diğer Leo'lar yavaş yavaş kaybolmaya başladılar. Leo, "Daha az çalışsam ama elimden gelen en iyisini yapsam ne olur?" diye düşündü. "O zaman bana bir Leo yeter. Yalnızca ben. Hem böylece düş görmeye de vakit bulurum."